Dünyanın merkezindeki konuların başında iklim teknolojileri geliyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı da enerji, endüstriyel üretim, mobilite, tarım, gıda, hayvan ve yapılı inşaat konularında derin analiz çalışmaları yürütüyor ve bu konuda işin uzmanlarıyla aslında bir araya gelerek onlar Türkiye'yi ve dünyayı bu anlamda nasıl görüyorlar, dinlemek istiyoruz. Bugünkü yayında konuğumuz Küresel Karbon Yakalama Mükemmellik Merkezi Başkanı Gurçin Temel Makyena. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk Esra. Burçin Hanım, herkes karbon konusunu çok merak ediyor. Ne olacak diye. Ama ilk sorumu şöyle başlatayım. Karbon yakalama teknolojisi nedir ve dünya için neden bu kadar önemlidir? İklim teknolojilerine baktığımız zaman karbon yakalama teknolojileri açık olarak en çok ihtiyacımız olan şey şu anda. Dünyadaki karbondioksit salınımlarına ve bu salınımlar nerelerden geliyor, hangi endüstrilerden geliyor? Bunların birçoğu şu anda mesela yeşil elektrikle çalıştırılamayacak endüstriler. Bunlardan birisi mesela çimento sektörü, elektrik üretim yapan diğer tesisler. Ve bunların bir şekilde yeşil elektriğe dönüşebilmesi için uzun yıllar ve bayağı çok yatırım yapmaları gerekiyor. 2030'a kadar diyelim böyle bir dönüşüme geçmemiz çok zor. Ama öte taraftan karbondioksit yakalama teknolojileri şu anda mevcut. Ve hatta uzun yıllardır çalışmış olan örnekleri de mevcut bunların. Dolayısıyla elimizde olan çözüm karbon yakalama çözümleri diye görüyoruz biz. Peki, şimdi karbon yakalama teknolojilerine uluslararası anlamda da Türkiye'de de çok çalışılıyor ama nasıl ilerliyor sizce bu süreç? Süreç birazcık yavaş ilerliyor maalesef. Bunun tabii ki son 2-3 yılda farkındalık bayağı artmış durumda. Ama bu da yeterli değil. Mesela 2030 yılında Avrupa Birliği'ndeki ETS sistemi yola girince, çalışmaya başlayınca bütün bu karbondioksit salınımı yapan tesisler bunun için ekstra vergi ödemek zorunda kalacaklar. Finansman konusu değil mi? Kesinlikle finansman, sadece finansman da değil, diyelim ki karbondioksiti yakaladık, sonra ne yapacağız onunla? Tabii ki bunun için bunu ulaştırma, boru hatları ya da diyelim ki demir yolları ile ilgili bayağı çalışmalar yapılıyor şu anda. Ama sonra bunu yakaladıktan sonra diyelim ulaştırıyoruz bir yere ama bunu saklamak, depolamak için de bayağı yatırım gerekiyor. Şu anda o kadar çok depolanacak potansiyel var ama yaratılmış hani şu anda hazır olan bir yer yok. Çok az diyelim. Tabii bu da Norveç civarlarında olan yerler var. Yazılı röportajınızda da özellikle belirtmiştiniz. Bu örneklerden de bahsedebilir misiniz bize? Diyelim ki yakalama örnekleriyle başlarsak özellikle Norveç, İsveç, Danimarka ve Hollanda önde giden ülkeler Avrupa'da. Tabii bunda kesinlikle bu EU ETS vergisinin önemli bir katkısı var. Bunun dışında bu ülkeler zaten bu teknolojilere uzun yıllardır bakmakta olan ülkeler. Ve de bir şekilde işte tabii bunun başlangıcında da neden buna bakmaya başladılar diye düşünürsek 2000'li yılların başında hep böyle bir gün petrol kaynakları kuruyunca ne yapacağız korkusu vardı tabii. O yüzden bu alternatif teknolojiler o zamandan beri gelişmeye başlamıştı. Bununla birlikte Norveç'in tabii ki bayağı zengin petrol yatakları var. Ve bazı yataklar zaten bitirilmiş durumda. Dolayısıyla onlar şu anda aslında karbondioksit saklamak için kullanılabilir yataklar. O yüzden
Bir şekilde tabii ki bu teknolojiler ve karbondioksit yakalama projeleri dolayısıyla oralarda daha hızlı ilerlemekte. Bir de bu ülkeler EU ETS'in yanında kendileri de ulusal artı vergilendirme yapacaklar. O zaman Türkiye gibi ülkelere nasıl yansıyacak? Türkiye gibi ülkelere nasıl yansıyacak? Türkiye'nin şu anda bir tane zaten mevcut olan bir karbondioksit vergilendirme marketi var ama bu bayağı düşük fiyatlar değil mi? Bir ton karbondioksit için. Türkiye'ye nasıl yansıyacak bütün bu politikalar? Özellikle sınırda karbon yakalama mekanizması devreye girince bayağı Türkiye için olumsuz sonuçlar muhtemelen doğuracak. Çünkü Avrupa Birliği artık dışarıdan da yeşil olmayan ürün girsin istemiyor Avrupa'ya. Ve de Türkiye'de üretilen çimentonun, çelik özellikle, alüminyum bunların mevcut yüzdeleri Avrupa'ya ihraç edilmekte. Bu dışarıdan, Avrupa dışından gelen ürünler de ek bir vergiye tabi olacak. Dolayısıyla Türkiye'de de ya bu ürünler yeşil ya da karbon nötr olarak üretilmesi gerekiyor ya da bu verginin bir şekilde ödenmesi gerekiyor. Bir şeyleri önceden fark edebilmek. Türkiye sizce bu açıdan nasıl konumluyor kendini, yoksa biraz daha beklemeye mi almış durumda? Biraz daha beklemede gibi görünüyor Türkiye. Diyelim ki Türkiye'yi daha çok Güney Avrupa ülkelerine göre kıyaslayalım. Mesela Portekiz ve İspanya'daki çimento üreticileri de artık önlerine gelen bir şekilde yeşil çimento üretmenin fırsatlarını anlamış durumdalar. Ve de çok zaman kalmadığını da anlamış durumdalar. Umarım Türkiye'deki üreticiler de bir şekilde kendilerini toplayıp ne yapmaları, politikaları ne olmalı, nasıl bir yol izlemeliler, bunu bir an önce planlamaları gerekiyor. İklim kanununun bu yıl içerisinde çıkması planlanıyor. O da tetikleyici bir rol izleyecektir diye düşünüyorum ben, ama bu alan için fırsatlar ve zorluklar nelerdir diye sorsam size. Teknolojik açıdan aslında bayağı gelişmiş çözümler var. O yüzden yeni gelişen bir teknoloji dememize gerek yok aslında. Ama bu teknolojinin finansmanı için ve de bu teknolojiyi üreten şirketler için o market henüz olgunlaşmamış durumda. Bu teknoloji üreten şirketler bunu yüzlerce defa satmadılar henüz. Dolayısıyla her seferinde, her yeni bir satışta yeni bir model, yeni bir mühendislik çalışması, yani her şeyi yeniden yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla bu da proje maliyetini bayağı arttırıyor. Ama muhtemelen yaklaşık bir diyelim 5-10 yıl sonra bu projelerin nihai kararları alındığı zaman daha çok satışlar öne geçtiği zaman muhtemelen bu maliyetler bayağı düşecek. Çünkü her seferinde her şey yeniden yapılmak zorunda kalmayacak. Bunun yanında tabii ki boru hatlarının ve altyapının yapılması gerekiyor. Bu altyapının içinde sadece boru hatları değil, aynı zamanda saklama, depolama yerlerinin de bir şekilde geliştirilmiş olması gerekiyor. Bu konuda tabii ki Kuzey Denizi'ndeki yerler gayet uygun. Muhtemelen Akdeniz civarlarında da bu offshore dediğimiz deniz kıyısında olan yerler, onlar da müsait. Ama bunların da yıllarca sismik çalışmasının yapılması gerekiyor geliştirilebilmesi için. Şöyle bir vurgunuz var. Diyorsunuz ki karbon yakalamanın 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmanın anahtarı olduğunu düşünüyorum. Açıklayabilir misiniz? Şimdi baktığımız zaman karbondioksit
Diyelim ki bütün tesisler, çimento, çelik, enerji üretimi yapan yerler, rafineriler, kimyasal fabrikalar, hepsi karbondioksit yakalama teknolojisini uygulasalar bile yeterince karbondioksit yakalamış hala olmayacağız 2050'de. Dolayısıyla bunun üstüne bir de bu direkt havadan yakalama teknolojilerinin de gelmesi gerekiyor. Bu konuda Amerika'da çok çalışmalar var. Amerika'da vergi değil de daha çok teşvik yapılmış durumda. Teşvik de daha çok bir şekilde işte şirketlerin kendi karbon nötr dönüşüm politikalarına ne kadar önem verdiklerini, bunu ne kadar hızlı yapmak istediklerine bağlı. Onda da vergiler daha etkili teşvikten ötede. Ama bu teşvikler de tabii ki mesela bu direkt havadan yakalama teknolojilerini bayağı geliştirmiş durumda Amerika için. Onun üstüne bu havadan yakalanan karbondioksit direkt biyojenik yeşil karbondioksit olarak klasifiye ediliyor. Ve de bu yeşil karbondioksit sertifikalarını satabileceğimiz bir yakında bir market oluşacak. Hatta oluşmuş durumda bile. Şimdiden şirketler yaptıkları yatırımları işte ne kadar yakalayıp depolayacakları karbondioksitin ne kadar bir kısmı yeşil ve bunu nasıl bir şekilde birbirleriyle fiyatlandırıp sertifika ticareti yapabilirler diye düşünüyorlar. Bu da tabii ki projelerin finansmanını hızlandıran bir şey. Sektörler bu anlamda kendini geliştirmek için ne yapmalı? Bir an önce fizibilite çalışmalarına başlamaları gerekiyor. Fizibilite çalışmaları yaklaşık diyelim 6 ay, 9 ay civarında sürüyor. Bu arada projelerin yaklaşık CAPEX, OPEX ne kadar yani projeler ne kadara mal olacak? En azından yaklaşık %30, %40 bazında bir fikre sahip olacak o zaman şirketler. Ondan sonra gidip hangi teknolojiye yatırıp yapmak istediklerine karar vermeleri gerekiyor. Ondan sonra o teknoloji sağlayan şirketlerle daha detaylı mühendislik çalışmalarına başlamaları gerekiyor. Ondan sonra bütün bunlar yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bu 2 yılın sonunda muhtemelen nihai yatırım kararı alabiliyorlar. Ondan sonra da en az 3 yıl yakalama tesisini işte bir şekilde kurmak, inşa etmek bayağı zaman alıyor. Yani şimdi başlayan şirketler 2030'a belki Evet. yetişecekler. Tam onu söyleyecektim. 2030'un böyle ucuna yaklaşmış durumdayız Aynen. anlattığınız kadarıyla. Peki son Evet. sorumu soracağım. Evet, hep şirketler diyoruz ama kamu ne yapmalı? Türkiye'de devlet, hükümet politikası nasıl olmalı? Karşılaştırmalı olarak bize yorumunuzu anlatabilir misiniz? Tabii kesinlikle. Öncelikle Avrupa'daki birçok ülke bunu aynı zamanda kendi ulusal kaynaklarını nasıl değerlendirebilirler şeklinde görüyorlar. Bence Türkiye de bunu bu şekilde görebilir. Ama tabii ki Türkiye'nin ihraç potansiyelini göz önüne alırsak burada inanılmaz bir yatırım ve dolayısıyla aslında Türkiye'ye para kazanma potansiyeli de var. Şimdi, bu durumda hükümetler ne yapabilir? Öncelikle bu karbondioksit vergisini bir şekilde basamak basamak arttırmaları gerekiyor. Bu hep çok düşük seviyelerde giderse sonuçta yani neden hangi şirket yatırım yapsın değil mi? Hiçbir bir dayanağı olmayacak o zaman. En azından maddi bir etkisi olmayacak.
Aynı zamanda hükümetlerin tabii ki farklı şekilde teşvik etmeleri de mümkün. Mesela bu tür yatırımlar için nasıl düşük faizli krediler verilebilir? Bu yatırımların ne kadarı hükümetler tarafından finanse edilebilir? Buna baktığımız zaman Avrupa'da özellikle Avrupa İnovasyon Fonu'nun verdiği yatırımlar çok yüksek. Her bir proje yaklaşık 300 ile 500 milyon euro arası yatırım alabiliyor. Bu onların capex'lerinin büyük miktarını, çok çok büyük bir miktarını kapsayan bir yatırım teşviki. Bu şekilde kendi ülkelerindeki yatırımları geliştirme potansiyelleri daha yüksek. Ama aynı zamanda eğer diyelim ki Avrupa çeliği ve çimentoyu Türkiye'den almayı bıraktı. Bu sefer Avrupa ne yapacak? Bunu nereden alacak? Muhtemelen Afrika gibi ülkelere gidip orada yatırım yapacaklar. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Eğer Avrupa'nın böyle bir bağımlılığı varsa, nasıl Avrupa'daki yatırım kaynaklarını Türkiye'ye alabiliriz? Ne yapabilirler de Türkiye'de yatırım daha kolay yapabilirler diyelim. Peki bunun için bir rota belirlenmesi gerekmez mi ve ne yapmak gerekir? Bunun için hükümetler arası bir rota belirlenmesi gerekiyor kesinlikle. Bu sadece şirketlerin birbirleriyle yapabileceği bir şey değil. Bunun vergilendirilmesi var, bir şekilde ulaştırılması var. Bu sınırda karbon yakalama mekanizmasının nasıl işleyeceği, Türkiye bunun içinde olmalı mı? Yoksa acaba Türkiye geçişteki bir ülke olarak mı konumlandırılmalı? Ama bunların hepsi politika gerektiriyor. Şimdi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı özel sektör, kamu ve akademi camiasında aslında bir kılavuz niteliği taşıyor yaptığı işlerle. İşte şimdi iklim teknolojilerine odaklandık son 2 yıldır. Siz nasıl yorumlarsınız bizim çalışmalarımızı? Ben internet sayfanıza baktığım zaman gerçekten çok etkileyici buldum. Çok güzel raporlar hazırlamışsınız. Kesinlikle hidrojen, karbondioksit, diğer yeşil enerji kaynaklarını içeren ayrıca. Yani bence burası harika bir bilgi deposu. Şirketleri bir araya getirebilen bir forum. Bu tür yatırımlar, bu tür büyük projeler tek başına yapılabilecek şeyler değil. Burada gerçekten bütün şirketlerin, bütün oyuncuların, aynı zamanda sadece özel şirketler değil ama üniversiteler, teknoloji geliştiren şirketler, hükümet aynı zamanda sorumluları, herkesin bir araya gelip bu nasıl yapılabilir? Türkiye buradan nasıl yararlanabilir diye düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla TTGV harika bir oluşum. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.